Sabah Bengüs'ün okulu. Şimdi sen. Moruk, moralim bozuk dedin. İki hastamı yarın erteleyip yanına geldim. Ya arkadaş var ya, yemin ediyorum seninle uğraşmak, gebe kadınla uğraşmaktan daha zor ya. Kaç saat oldu, biz hala aşıklar gibi sahilde yürüyoruz ya. Abi onu bırak da. Göstermeyip de olsa şu çocukların hatırına beni affetti ya, ben başka bir şey demiyorum. Bunu istiyordun zaten oğlum. Rahatlamadın mı? Tamam işte. Bir süre sonra unutur da. Belki arkadaş da olursunuz. Ya ne bileyim, sevgililerinizle falan tanıştırırsınız birbirinizi, takılırsınız. Ne olacak? Allah Allah. Ne diyorsun oğlum sen ya? Ne sevgilisi ya? Ne yapacaksın Tolga? Hı? Ne yapacaksın? Bundan sonra rahip hayatı mı yaşayacaksın? Oğlum, kızla birlikteyken bile ne alt yedin bilmiyor muyuz biz? Allah beni nasıl biliyorsa öyle yapsın evi. Vallahi başka bir şey demiyorum hakkım. Ne oldu? Allah seni nasıl biliyorsa öyle mi yapsın? Ne oldu oğlum sana? Aşık mı oldun yoksa? Yok. Öyle değildir herhalde. Bol çilekli değil mi? Evet efendim. Teşekkür ederim. Kahveniz? Teşekkürler. Sonunda bir akşam buluşabildik. Galiba başardık. Galiba. Pelin nasıl? Bilmem. Onu senin arkadaşına sormak lazım. Niye gülüyorsun? Yani siz kadınlar gerçekten çok acayipsiniz. Hakikaten zeytinyağı gibisiniz ya. Suçlu bile olsanız bir şekilde üste çıkmayı başarıyorsunuz. Allah Allah. Arkadaşıma söz verdim diye konuşmayayım diyorum. Senin arkadaşına yaptığı şey değinir yutulur şey değil. Başak oradaydım. Kendi gözümle gördüm. Durduk yere geldi, çocuğa bir araba dolusu laf etti, tokat atıyordu bir de yani. Çünkü manyak benim arkadaşım. Yani kusura bakma ama ben bugünden itibaren öyle olduğunu düşünmeye başladım yavaş yavaş. Ya hem suçlu hem güçlü ya. Ne suçlusu be? Ne suçlusu? Şöyle düşün. Biz şimdi seninle çok iyi anlaşıyoruz. Her şey çok harika gidiyor. Sonra ben böyle bir gün böyle elimi kolumu sallaya sallaya mutlu mutlu böyle restorana geliyorum. Bir de ne göreyim böyle ananla sen oturmuşsunuz, beni çekiştiriyorsunuz. Bir de sen diyorsun ki onunla benim asla işim olmaz. 10 tane kalbim olsa birini bile ona vermem diyorsun. Yani tokat çok iyi, ben sana odunla girerdim. Odun, odun. Pelin onu mu duymuş ya? Ay. Ben onu mu dedim? Vallahi söyledim. Söyledim mi? Yani ama kusura bakma da Sinan da yerden göğe kadar haklı. Tamam, adamın geçmişten gelen bir acısı var. O bir kenarda duruyor, eyvallah. Ama Sinan'ın da gördüğü ve duyduğu bazı şeyler var. O yüzden haklı yani. Ne görmüş, ne duymuş? Yok. Söylemem, söz verdim. Lütfen. Ya. Söyleyeceksin. Ne? Hayatta söylemem, söz verdim. Ben de söz vermiştim, ben de söz vermiştim. Ya bana ne, ben mi sana anlat dedim, sen anlattın. Bak anlatacaksın, yemin ediyorum senin yüzüne bakmam. Vallahi yüzüne bakmam, bizim birbirimizden gizlimiz saklımız olmayacak. Tamam, 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 tamam. Tamam, anlat ama aramıza kalacak ha. Tamam. Sen de kandır beni, kandır. Ben ne dedim sana kızım? Bu adamı eve almayacaksın dedim. Sen ne dedin bana? Evet anne, almayacağım dedim. Ne yapsaydım anne? Sokağa mı atsaydım adamı? Yavrum sen atma. Ben attığımda eve alma yeter çocuğum. Yüreğime söz geçiremiyorum ki anne. Çok seviyorum ben onu. Orada haklısın. Ona söz geçmez. Ama böyle de olmaz ki evladım. Ama söz verdi. Bir daha öyle acayip işlere hiç bulaşmayacakmış. Benim saf dil kızım. Bugüne kadar onca söz verdi bu adam. Ben şimdi nasıl inanayım? Ha? Söyle bana. Görürsün bak. Çok çalışacak. Evimin direği olacak. Evin direği. Ayol öyle direk olmaz olsun. Ne hayrını gördün sen o direğin bugüne kadar? Yavrum evde sen yok. Hadi geçtim eve. Burası bize yeter. Bu adamın bir işi de yok. Sen demiyor muydun çocuğum kaç sefer? Ben hasta olmaya bile korkuyorum kocamın sigortası yok diye.
Senin lafın bu yavrum. Ben bilmem mi senin şu evde saklı gizli hapşırarak kaç sefer dolandığını? Ha? Canımın için. Ben bir göçüp gidersem sen ortada kalıvereceksin. Ben buna yanıyorum yavrum ya. Ağzından yel alsın annem ya. Demek bir hiç uğruna birbirine girdi bunlar ha? Aynen öyle. Tamamen yanlış anlama durumu yani. Şimdi böyle benimki yok, çok güçlüyüm, hiç etkilenmedim, üzülmedim falan diyor da ne kadar kötüdür şimdi. Ne yapıyordur? Sap yapıyordur kesin. Yani böyle çok ağır diziler izliyordur ama maksimum 5 dakika böyle dayanabiliyordur onlara. Sonra bunun bir kedili kadın fobisi var. Eğer o aklına geldiyse ağlamaya başlamıştır ve uyuyana kadar da ağlayacaktır işte. Kötüymüş hakikaten ya. Biz kadınlar üzülünce böyle oluyoruz şekerim. Yani senin arkadaşın şimdi eminim tosur tosur uyuyordur. Ne alakası var ya? Hiç öyle değil. Benim arkadaşım gayet hisli bir adam bir kere. Bugün akşamı nasıl etti ben anlamadım yani. Çalışıyordu ama bütün gün kafası başka bir yerdeydi. Şimdi o hemen eve gitmiştir. Unutmak için dalmıştır mutfağın. Tabii arkasını toplayan hiç kimse olmadığı için mutfağın altını, üstünü, her yerini birbirine katmıştır. Sonra sıkıntının büyüklüğüne göre ki bu bence öyle bir sıkıntı. Çorbadan başlayıp müthiş bir pastaya kadar her şeyi yapmıştır. Sonra o yaptığı lezzetli pastaya elini bile sürmez, salona geçer. Televizyonu açar, programlara bakar ama hiçbirine odaklanamaz. Bakar, 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 bakar. Sonra televizyonu kapatır. Buyurun efendim, elmalı mı içeceğiniz? Dondurmalı değil mi? Evet efendim, bol dondurmalı. Kahveniz. Teşekkürler. Yani sizinki o kadar da ağır geçirmiyor. Ne alakası var ya? İlla ağlaması mı gerekiyor? Özlüyor herif işte. He he, özlüyor evet. Benim arkadaşım şimdi kim bilir ne durumda, ne kadar kötüdür yani. Hadi şişt. Bak, söz verdin. Ya tamam, söz verdim de şimdi bunu da bile bile. Ya tamam, onlar öğrenirler, bırak. Ya benim arkadaşım ağlıyordur diyorum, duyuyor musun? Ya belki de o kadar ağlamıyordur yani. Ağlıyordur, ben arkadaşımı tanıyorum. Ve üstelik onlar söylemese de bence aralarında bir şey var. Haksız mıyım? Kesin bir şey var. Kesin, özellikle köy dönüşünden beri %100 bir şey var. Var. Evet. Ya canım arkadaşım nasıl mutluydu biliyor musun benim peruşum? Böyle gözlerinin içi gülüyordu ya. Ben Pelin'i bir o zaman öyle gördüm. Ben zaten Pelin'i başka hiçbir zaman öyle görmemiştim. Kesin bir şey var. Kesin bir şey var. Bir şey var. Ben büyük konuşmak istemiyorum. O büyük şey... Yani ona biz aşk değil de daha hani böyle bir şey diyelim, o kadar büyük konuşmayalım ama var, bir şey var, var. Allah Allah, onlar söylemiyor diye biz de mi gördüğümüzü söylemeyeceğiz? Ben arkadaşım arayacağım. Olmaz diyorum, olmaz ya, olmaz. Ya ne demek olmaz? Belki de çok büyük bir aşkın mimarları olacağız biz, sen nereden biliyorsun? Ya da şöyle düşün, biz söylemeyeceğiz ve onlar birbirlerinden kopup gidecekler. Kopup gidecekler, birbirleriyle de asla görüşmeyecekler. Belki de biz ayrılacağız, bizim ilişkimiz... Hayır, 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 bir dakika ya. Biz niye ayrılıyoruz ya? Onlar öğrenecekler ama biz söylemeyeceğiz. Kim söyleyecek? Onlar birbirlerine söyleyecekler. Böylece biz de sözümüzü tutmuş olacağız. Nasıl olacak acaba? Ya Başak, bir planım var demeye çalışıyorum. Niçin anlamıyorsun? Tamam, dinliyorum. Şimdi şöyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.